Milli görüş belediyeciliği demek halkın içinde olmak, halkın güvenini kazanmak, halkla beraber hareket etmek ve yönetimini halkla beraber yapmak demektir. Milli görüş belediyeciliği bir okuldur, bir ekoldür ve prensiplerini de samimiyetinden ve inancından almaktadır. Yani netice olarak belediye başkanı tam anlamıyla şehri emin olmalıdır. Ele aldığı belediyenin bütçesini bir yetim hakkı olarak gözetip bunun yarın bir Allah huzurunda hesabını iyi bilsin, ona göre tasarruf yapsın, ona göre harcasın, ona göre o millete tahsis etsin. Ondan sonra Allah bunun kolaylığını mutlaka verir. Yani milli görüş belediye anlayışıyla işte diğerlerinin farkı bu. Biz belediyeye ilk girdiğimizden sonra 10 yıl makam odası kapısını bile kapatmadık. Belediyede biz sekreter bulundurmadık. Bir özel kalem yanımızda bulundurmadık. Belediyenin içerisine giren vatandaş direkt bizimle muhatap olabildi, makam odamıza girebildi ve hatta dışarıdan gelen insanlar direkt odamıza girdiği zaman da başkan beyle bir görüşmek istiyorum dediklerinde buyurun biz dediklerinde hayretler içerisinde kalıyorlar. Yani bunu da bir tarafa bıraktık, biz direkt sıkıntı yaşayabilecek insanlar bize rahat ulaşsın diye ilk seçildiğimiz zaman da alo başkan dedik. Şahsi cep telefonumuzu Türkiye'nin dört bir bucağında bulunan kendililere bir takvim bastırarak alo başkan telefonumuzu yazdık, gönderdik ve 24 saat bu telefon hizmetinde. On yıl boyunca telefonum hiç kapanmadı, teçhizim hiç kapanmadı. 24 saat. İşte bugünlerden birinde gece saat 3 gibi telefon çaldı. Bir bayan, başkanla mı görüşüyorum? Evet. Başkanım, ben şu anda 2 yaşındaki çocuğumla donmak üzereyim. Ne olur bana yardım edin, dedi. Tamam dedim, adresi aldım. Hemen kalktım, üstümü giyindim ve bodruma indim. Odun, tahta ne bulursak onları kırdım, kestim. 2 çuval odun yaptık. Birisini ben omuzladım, birisini kapıcı omuzladı. Gittik, adresi bulduk. Gerçekten de bayan ve çocuk donmak üzereydiler. Bu beni çok duygulandırmıştı ve görevimizin ne kadar sorumluluk taşıdığını anlatmıştı. ...1994'te belediyeyi teslim aldığımda şöyle düşünüyordum. İktidarın belediyesi. 5 sene. Hiçbir borcu yoktur. Kütahya'nın ihtiyaçlarını tamamlamıştır. Ama geldiğimizde onu öyle görmedik. Yani bütçesinin 3'te 2'sinden fazlası borçlu. Biz bu borcu zaman içinde erittik. 10 senenin 9 senesini muhalefette geçirdik. Yani biz borçlu aldık, kârla devrettik. İşte Milli Görüş İdaresi'nin güzel taraflarından birisi de bu. Hep tasarrufa yöneldik. Ve biz Kütahya'da, o gün için söylüyorum, 81 ilin içinde bir başka örneği daha gösterilemez ki, şehri yeniden imar ettik. 15 bin tapu dağıttık, müstakil tapu dağıttık. En büyük değer, en büyük hizmet, şahsen gördüğüm hizmet bu. Sebep, Kütahya ikinci derecede deprem bölgesi. Bütün arkadaşlarımıza, bilhassa milli görüşçü arkadaşlarımıza seçildikten sonra üzerlerindeki yükü iyi bilip, bu manevi yükü iyi bilip tasarruflu davranmalarını tavsiye ederim. Biz başkanlığı devrettik, aradan 4 sene geçti. Hala vatandaşların bizi belediye başkanı olarak arayıp sorması bile bizim için onur verici bir durum. Arıyorlar, başkanım böyle bir şey var, siz yanlış aradınız, ben eski başkanım deyince onlar da hayret içerisinde kalıyor. Bu da gösteriyor ki yani Saadet Partili belediyeler vatandaşlarla bütünleşmiş ve vatandaşın direkt belediye başkanıyla temasa geçebilme rahatlığı içerisindeydi.
Lütfü Kibiroğlu başkanımızla yaklaşık 30 yıllık bir arkadaşlığımız oldu. Ve bana deseler ki başkanın aleyhinde bir konuş veya bir yazı yaz dese, yine aleyhte yazacak 3 kelime bile bulamıyorum. Başkanımız hem üniversite hayatı hem de iş hayatı Eminönü ve bölgesinde devam ettiği için Eminönü'ne büyük bir hayranlığı vardı. Eminönü'nü çok severdi. Zenginle zengin, fakirle fakir, yaşlıyla yaşlı, çocukla çocuk, böyle şakacı bir insandı. Yani ufak çocuklar bile başkanımızı tanırdı, kendisini severdi. Ve biz de daha şimdi bile gittiğimiz zaman bizi hala başkanımızı yad ettiklerini, andıklarını, unutmadıklarını söylüyorlar yani Eminönü halkı. Başkanımız gideceği bölgelere kendisi aniden gelir. Hatta zabıtaların geldiğini gören işportacılar yokuşa doğru arabasını sürerken başkanımız da yardım etmişti. Biz de oradaydık. Hızlı yürü, hızlı yürü diyerek. Sonra baktı işportacı, yanında belediye başkanı Lütfü Kibiroğlu var. Memnun olmuştu. Onlara derdi, siz biraz hızlı koşacaksınız. Zabıtalar da biraz yavaş koşacak. Bu işi böylece idare edeceğiz diye anlatırdı. Ben daha belki belediyelerde de belediye başkanlığı kaybeden belediyelerin ne şekilde gittiğini çok gördüm yani. Kimisi yuhlanarak, kimisi belediyeyi kaybettikten sonra belediyeye bile gelememişlerdir. Biz çok az bir oyla kaybettik seçimi ve ayrılırken de biz başkanımız ve ekibimizi alkışlayarak uğurladılar ve gözyaşlarıyla uğurladılar. Rahmetle yad ediyoruz. Makamı cennet olsun diyoruz. Can evimden baktım sana İstanbul. Rüzgarların anamın duası kadar serin. Beyaz şamdanlar gibi yükseliyordu ince kalem kalem minareleri. Bir sabah vapurlar alıp getirdi. Güneşteydi rengi narın, şadırvan şadırvan aktı içime, masal güzelliği surların. Sen bin yaşasım sıcak dualarda, ey destan şehri yurdumuzum.